yüzden yüklü ağırlığı her hecenin. Garantisi yok bir sonraki nefesin. Bir kinyemlenir yaşattıkları için. Nerede şimdi? Gezerim beyaz kuzularını kaybetmiş çobanın sessiz köyünde. Herkes bir gün batacak kel ele güneşle. Kelepçesini açtım öfkemin. Dedim artık serbestsin. Serbest. Parçaladı dizlerimi yumruklarım. Hırsımı çıkaramadım pek net. Affetmediğim için beni affet. De ki kötü git dinlendir kendiyle ettiği sohbet. Alev aldı içim yağmur aradı sevdiğim. Hırsımı çıkaramadım pek net. Kusura bakma, çok beklettim seni. Boş ver, geldin ya. Bu arada annen nasıl oldu? İyi. Sen çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sipariş verelim. Bakar mısın? Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Teşekkürler. Sana çok zahmet verdim. Saçmalama. Hem biraz daha baş başa vakit geçirmiş olduk. Fena mı oldu? Yo çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Kızım beni çok merak etmiştir. Ben yavaş yavaş gideyim. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Evet. Hala bana gidebiliriz biliyorsun. Olmaz Alp. Biliyorsun babamla aram kötü. Tepesini attırırsam hiç başa çıkamam şimdi. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Senden ne kadar hoşlandığımı biliyorsun. Bilmiyorum. Benim gitmem lazım.
Görüşürüz. Görüşürüz. Kamet'in ey bu sitanı la mekan pirayesi. Nurdan bir serdir. Düşmez zemine sayesi. Şair demek istiyor ki boyun posun endamın ışıktan bir servi gibidir. Zemine asla gölgesi düşmez. Ey mekansız bahçelerin süsü. Çok güzelmiş. Zaten. Böyle bir yönünün olduğunu hiç bilmiyordum. Ne zamandır şiirle ilgileniyorsun? Dağlardan indikten sonra ilgilenmeye başladım aslında. İnsan ölüme o kadar yakın olunca bir şekilde kendini iyileştirmek için yollar arıyor. Ben de o zamandan beri işte okuyorum. Ne oldu? Nihal geldi aklıma. Öğlenleri hep salata yerdi. Hatırlamıyor musun? Öyle mi? Hiç hatırlamıyorum. Ne kadar üzücü değil mi? O şekilde bir insanın göçüp gitmesi. Ölüm her şekilde üzücü özellikle. Geride kalanlar için. Giden gitti. Ama bir şekilde sonunu da kendi hazırladı. Nasıl yani? Kötü bir şey olsun diye uğraştı sanki. Ya biz demedik mi? Kudreti salma. Bunlar birbirine girer. Ortalık kan revan olur, ortalık karışır. Demedik mi? Ama sen her yeri ateşe verirsen o ateş gelir seni de yakar. İyi mi oldu diyorsun yani? Hani eden bulur mu diyorsun? Anlamadım. Ne alakası var Özlem, öyle der miyim hiç? Yani biraz daha sağduyulu olsaydı, ne bileyim, ya hırsını biraz engelleyebilseydi diyorum. Şimdi burada olurdu. Sen Nihal Hanım'ın öldürüldüğü gece sen neredeydin? Hatırlıyor musun? Sen neyin peşindesin Özlem? O geceyi niye soruyorsun? Yok canım. Neyin peşinde olacağım? Öyle meraktan sordum. Ben de onu soruyorum. Neyi merak ediyorsun? Niye merak ediyorsun? Yani benden mi şüpheleniyorsun sen? Ya da birileri? Ne demek bu? Yani ben... birileri kimmiş? Ya ne bileyim, Murat olur. Melis sordurttu sana belki de. Arkamdan bir sürü kişiyle konuşmuş. Küçük küçük araştırmalar yapıyormuş falan. Yazık. Keşke sana sordurtacağına bana gelseydi. Ya bakar mısın? Hesabı alabilir miyim? Oktay, sen beni çok yanlış anladın. Tamam Özlem, ben anladım. Daha fazla konuşup canımı sıkma. Yirmi yedi, 28. 29. 30. 37. 38. 38. 40. 41. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Tamam. İyi geceler. Gözünü kulağını dört açarsın. Doğru soruları sorarsın. Arkadaşlık kurarsın. Mahkum eninde sonunda konuşur. Biraz kafayı bulunca en yakında kim varsa ona konuşur. Saklamak istese de saklayamaz. Rahatlamak için anlatır. Yoksa şişer, patlar, temelli kafayı kırar. O hep böyledir Deniz. Kendini ipe götüreceğini bilse bile mahkum her zaman konuşur. Sen yeter ki kulaklarını iyi aç. Ha Berna, bugün çocukların aşıları vardı. Sen onlarla ilgilen lütfen. Tamam. Meltem, sen de kamera odasında olursun. Peki.
Kardelen sen arama odasında ol bugün. Peki müdürüm. Kadir sen de B2 koridorlarda beklersin. Peki efendim. Kolay gelsin herkese. Sağ ol. Sağ ol. Özlem. Ne oldu? Konuşabildin mi dün Oktay'la? Bir daha benden sakın böyle bir şey istememelisin. Bir şey mi oldu? Anladın ne yapmak istediğimi. Ve çok fena bozuldum. Senin anlayacağın sayende çok berbat bir gece geçirdim. Özetle anlatacak bir şey yok. Bu olmaz. Öykü giderse ben burada kalamam. Bu başka bir şey lütfen. Yonca sana defalarca söyledim. Prosedür böyle. Uyuşturucu kullanan bir annenin çocuğunu sosyal hizmetlere vermek zorundayız. Ben çok özür dilerim. Ben gerçekten çok özür dilerim. Mezunum lütfen. Yonca nefesini boşa tüketme. Bakın ben gerçekten... Lütfen bir insanım. Bak, bu benim de hoşuma gitmiyor. Ama Öykü gidiyor. Kızını senden korumak zorundayım. Başka yapacak hiçbir şey yok. Melisa'nım, bakın daha fazla, beni daha fazla hücrede tutun. Ben daha çok hücrede kalayım. Kalırım. İstediğiniz kadar hücrede kalırım. Bak, başka bir iş verin, görev verin. Onları Yonca, yapın. Yonca, sakin. Melisa'nım, ben bunu hiç kaldırabilecek. Yonca, lütfen. Sakin ol. Yonca, başka bir Ece. Bakın lütfen, söylediğiniz her şeyi yapacağım. Ben çok özür Yonca, dilerim. Yonca, sakin ol. Sakin. Bir daha asla yapacağım. Bakın, gidemez. Lütfen. Tamam. Lütfen gitmesin Öykü. Yonca, neden çağırmış Melis? He? Ne dedi? Öykü. Öykü gönderiyorlar. Deme. Deme. Oh! Dedim sana. Dedim. İçme şu zıkkımı dedim. Tut kendini dedim, dinlemedim. Ne biçim anasın sen? Kendini düşünmüyor. Çocuğunu da mı düşünmedin? Ne yapar urlandı bizsiz? Hiç mi düşünmedin? Oh, oh, Nihal'e. Efendim? Hani Nihal Hanım'ın bildik bir düşmanı falan var mıydı? Yani ondan böyle öldüresiye nefret eden biri. Ne oldu? Dedektifliğe mi merak sardın? Ne yapayım? Sarmayayım mı? Müebbetle yargılanan benim. Sarmak zorundayım. Durmuyor. Burası durmuyor. Kafam hiç durmuyor. Sabah akşam uyutmuyor insanı. Sorular.
Niçin, neden, neden? Neden ben? Bir şey soracağım. Yani şayet cinayeti kimin işlediğini bizim kızımdan biri bilseydi bunu söylerdi değil mi? Yani göz göre göre benim müebbet almama seyirci kalmazdı değil mi? Yani ne bileyim herhalde. Ne demek herhalde? Muhtemelen ama. Ya aması ne? Aması insan. İnsanoğlu derler ya çiğ süt emmiş diye. Ne kadar tanırsan tanı bilemezsin. İçini gerçekten bilemezsin. Öyle demiyordum sana. Sen Dudu öyle demiyordunuz. Ha biz bir aileyiz. El ele verdik mi bütün zorlukların altından kalkarız diyordunuz. Yalan. Hepsi yalan. Biz bu yalanı hep söylüyoruz birbirimize. Ama kötü olduğumuz için değil, bu yalana inanmak istediğimiz için söylüyoruz. Azra şimdi neden hücrede biliyor musun? Hem de suçsuz yere. İçimizden biri ona iftira attığı için. Aile diye bir şey yok yani. Yani. Kendinden düşün. Kızın var değil mi? Ecem. Onu bir kenara ayır. Ne kaldı geriye ailenden? Kocan, görümce. Onlar senin hayatı be. Sen hala aile mi diyorsun bunu? Ay kız oyna. İyi ki geldin. Özledik vallahi. Aa, deli vallahi. Kız hapse geldim. Hapse farkında mısın sen? Ayol kavgada söylenmez bu laf. Özledik de söyledik kız. Ha eyvallah. Lan kız. İki tavla atarız değil mi ha? Atarız canısı. Hoş geldin güzel. Şakıdık şukuduk şakıdık şukuduk. Tilkininde dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıymış ha Sezen? Gel. Ya. Otur. Vallahi doğru diyorsun abla öyle. Ha? Doğru diyorsun. Özledim hareketi ben. Bir şey kaçırmadım inşallah. Ha. Burada hareket bitmez hiç kuzum. Sen merak etme. Oo ablamsın. Samet'in selamı var bu arada. Aleyküm selam. Samet hala benim adam Zeki'ye mi çalışıyor be? Öyle abla. Hı. Naciye. Ver ben. Şuradan lokumu ver. Vay. Lokum çıktı. Al. Ye bundan. Gül lokumu. Özel getirdim. Sağ olasın. Bak, Naciye yaladı yuttu. Zeki üzmüyor mu Samet'i? Ya şimdi ablacığım, Samet de hak ediyor yani. Herif pisliğin teki. Zeki de sabırsızdır. Tahammülsüzdür. Ay benim Samet de her altı atlıyor Sazan gibi. Ya şimdi takmış kafayı Zeki abinin sarışınına. Ya sana ne? Ya, bence böyle giderse kovulacak vallahi. Haberim var. Zeki oldu bitti. Kadın düşkünüdür zaten. Yani sen daha iyi biliyorsun tabii abla. Anlat. Bildiklerini anlat. Ha. Hı-hı. Tamam. Şu yeni sarışın. Çok gezentiymiş. Öyle böyle değil ama. Samet diyor ki 24 saat geziyor. Zeki abi de demiş ki nereye istiyorsa götüreceğim demiş. Böyle alışveriş, kuaför, masaj aklına ne geliyorsa ama her gün geziyormuş bir daha abla yani. Yok ya. Ay gündüzleri sorun etmiyor benim Samet. Ama geceleri çok zor oluyor diyor. Sabahlara kadar geziyorlar yani düşünsene. Desene benim paramı yediriyor. Ay abla arabanın arka koltuğunda bunlar deli gibi çığlık çığlığa kavga ediyorlarmış biliyor musun? Aa, sade kavga etseler iyi. Böyle var ya arabada yapmadıkları da kalmıyormuş anlarsın ya. Kalk, kalk. 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 Kalk, k
Yarım saat sonra açıklamaya başlayacak. Baban o gününü gün ederken ben burada ömrümü çürütüyorum be oğlum. Nasıl olayım? Neyse. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor hayat? Aynı şeyler işte. Okula gidiyorum. Geliyorlar. Tamam. Geçen akşam aradım seni. Sinemadayım dedin. Evet, sen neden gerildin ki o kadar? Uzaktayım ya şimdi senden. Anneler olur bazen öyle. Nasıldı film? İşte. Romantik komedi. İdare eder. İyi. Okuldan arkadaşlarınla mı gittin? Kimler? Şulelerle mi? Yok. Yok, tanımazsın sen. Tanımadığım arkadaşlarım mı böylece? Var tabii anneciğim. Hepsini tanımıyorsun ki sen. Kim onlar? Kim nasıl? Bildiğin insanlar, güvendiğin insanlar mı? Anneciğim o nasıl laf? Yani bilmediğim insanlarla sinemaya gidecek değilim ya ben. Tamam. Biri mi var? Bir erkek arkadaşım var anne. Ne? Onun gibi bir şey. İşler nasıl? Bilmiyorum. Fazla ilgilenmiyorum babamın işleriyle. Olur mu öyle şey? Babandan çok senin işlerin onlar. Baban çekilince yerine kim geçecek sanıyorsun? Sen. Haklısın anne. Bundan sonra daha fazla ilgilenirim. Daha fazla değil. Her şeyiyle ilgileneceksin. Başından ipi sağlam tutacaksın. Ben o dünyayı senin için kurdum. Baban yedirsin diye değil. Sen bu kıza abayı mı yaktın? Ne alakası var anne? Sen iş adamısın oğlum. Pusulanı şaşırma. Ha, keyfine bak. Eğlen. Hakkındır. Fakat aşk, meşk bozar adamı. Babanı bozduğu gibi bozar. Anne biz zaten arkadaşız yani öyle aramızda... Yeter artık. Arkadaş mı arkadaş? Fazla uzadı bu arkadaşlık. Senin arkadaşa ihtiyacın yok. Senin güce ihtiyacın var. O gücü de sana ancak ben veririm. Yolla gitsin şu kızı. Ama anne... Aması maması yok. Bir daha görüşmeyeceksin bu kızla. Anladın mı?
Peki nasıl biri arkadaşın? Okuldan mı? Okuldan. Okuldan, okuldan tabii ki. Başka nereden olacak? Zaten çok önemli bir şey değil anneciğim. Boş ver, biraz sen anlat. Ne yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? Güzel, iyiyim ben. İyiyim. Burada öyle bazen işler veriyorlar, onları yapıyoruz. Uyuyorum, uyanıyorum. Seni düşünüyorum hep. Avluda öyle birkaç saat dolaşıyorum. Öyle. Dikkat, dikkat. Görüş saati sona ermiştir. Görüş saati sona ermiştir. Anne, sakın dediklerimi unutma. Tamam mı? Tamam mı? Sakın. Seni çok seviyorum. Dediklerimi düşün. Silkele git. Silkele şu kızı hayatından. Ha? Kes bitir bu işi. Tamam mı? Ben geçireyim seni. Annenle ilgili bir sıkıntı mı var? Yok. Benim acil bir işim çıktı. O yüzden gitmem lazım. Ben ararım seni. Yar yar aman.
yolların geçit töreni gibi. Salınarak yürüyorduk avluda. Hiçbir şey umurumuzda değildi. Bir tugaydık şeytanın buyruğunda. Ya da neşeli bir maskeli balo. Kafalar kazınmış. Ayakta pranga. Hasret. Aa, şükreden çorazım. Asaplarıma iyi geliyor. Alsana biraz. Yok. Sağ ol. Oh. Benim çok acil telefonla konuşmam lazım. Kocamı arayacağım. Telefon bozuk. Hasret, telefon bozuk falan değil. Lütfen, çok önemli. Ya çalışmıyor dedik ya, bozuk işte, Allah Allah. İyi. Peki, Azra'yı hücreden çıkarmanın yolunu biliyorum desem, çalışacak mı telefon? Nasıl olacakmışmış? Mutfağın anahtarı var mı sende? De ki var. Sen Azra'yı çıkartmanın bir yolunu bul. Ben gerekirse senin için oraya çilingiri dayarım ha. Tamam. Hı. Hadi o zaman. Hadi. Önce telefon. He, anladım. Yalnız öyle saatlerce çan 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 konuşma ha. Hasret. Ay, ne mühim özel hayatınız var arkadaş ya. Allah Allah. Alo. Hakan benim. Deniz. Nasılsın? İyi misin? Hakan. Sen Ecem'le neden ilgilenmiyorsun? Ya ne diyorsun ya? Deniz, ne yapıyorum? Geçen gece aradım, dışarıdaydı. Bugün görüşe geldi. Neredeydin? Kimlerleydin akşam dedim. Ağzında gebeleyip durdu. Bir erkek arkadaşı varmış. Kim? Sen biliyor musun? Tanıştın mı? Ecem'in bir erkek arkadaşım var. Al işte, bilmiyorsun. Bilmiyorsun çünkü ilgilenmiyorsun, çünkü merak etmiyorsun. Ya kim bu çocuk? Bunu öğrenmemiz lazım. Ben bir şeyler sordum ama bana anlatmadı. Ya Deniz, yani şimdi sana anlatmıyorsa bana zaten hiç anlatmaz. Yani ne yapayım, onu bir eve mi kilitleyeyim, yani kapatayım mı, yani zorla mı konuşturayım? Vallahi bilmiyorum işte, bul bir yolunu. Ağzından gir, burnundan çık. Güzellikle gerekirse takip et. Bilmiyorum, bul bir şey. Dışarıda olan sensin. Ya Deniz, ben daha ya kendi kızımın peşinde hafiyecilik mi oynayacağım? Öyle bir şey olabilir mi ya? Ben kesinlikle kızımı takip etmem, onu söyleyeyim. Vallahi gerekirse edeceksin. Kimlerle dışarı çıkıyor? Bu akşam dışarı çıkmalar nereden çıktı? Kimlerle görüşüyor? Sen bunları merak etmiyor musun? Ya tabii ki merak ediyorum. Ben merak etmez olur muyum? Ediyorum ama ben kızıma güveniyorum. Yani bir şey yaşayacaksa da yaşayacak. Hata yapacaksa hata yapacak. Önemli değil. Zaten böyle büyüyecek. Böyle görecek. Çok güzel. Senin gibi değil mi? Valla bu senin rahatlığına bulduğun bir kılıf, başka bir şey değil. Ecem'e ben de güveniyorum. Bunun Ecem'e güvenip güvenmemekle alakası yok. Mesele etrafındaki insanlar, kimlerle görüşüyor, kimlerle konuşuyor. Bu da çocuk. Anlamaz. Aldatılır, kandırılır. Ya Deniz'ciğim, ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Gerçekten ben kızımı çok merak ediyorum. Ama ona çok güveniyorum. O ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Dışarıya çıkabilir. Sadece bana haber vermek zorunda. Onun dışında hiçbir şey beklemiyorum ondan. Anlaştık mı? Evet. Cevap almak için soru sormak zorundasın. Merak etmek zorundasın. İlişki kurmak zorundasın. Tamam, neyse. Kapatmam lazım. Hakan, bak. Allah aşkına. Allah aşkına Ecem'e sahip çık. Hadi bakalım Deniz abla. Şimdi senin marifetlerini görelim. Hadi. Afiyet olsun. Sağ ol. Dün gece gittiğimiz yer çok güzeldi. İyi bir seçim. Hmm.
Belki bir daha gideriz. Hem bu sefer hesaplar benden. Oktay. Haklıydın. Melis seninle konuşmamı istedi. Demek o istedi ha? Nihal Hanım'ın öldüğü günle ilgili soru sormamı istedi. Sen de ona uydun, benim ağzımı aradın öyle mi? Yonca. Oha. Sen bunu nereden buldun? Kim verdi sana onu? Sen bana hücreye girmene sebep olan malı nereden bulduğunu söyle. Ben de sana bunu nereden bulduğumu söyleyeceğim. Ben herkese söyledim, Azra'dan aldım. Yonca, yalan söylüyorsun. Herkes biliyor bunu. Nereden buldun? Nereden buldun? İyi tamam be. Ben tuvalete gitmiştim. Tuvalette yerde duruyordu. Görünce aldım. Oldu mu? Yani Azra masum. Ben seni duyamıyorum. Azra masum. Oldu mu? Oldu. Özlem, kamera odasına gelir misin acil? Madem senin bana sormaya cesaretin yok, ben geldim konuşmaya. Buyur. Anlamadım. Özlem'le konuştum. Yani Oktay? Nihal'le ilgili meselede benden şüphelendiğini biliyorum. Oktay, herkesten şüpheleniyorum. Herkesi sorgulatıyor musun Özlem'e? Niye ben? Ha neden? Ne o? Senden şüphelenmeme sebep olan şey. İzle. Bu mu? Komple teorilerini kurmadan önce benimle bir konuşsaydın, bir sorsaydın. Tamam Oktay, şimdi soruyorum o zaman. Meselenin aslını ne biliyor musun? Murat'la bizim geceleri dışarı çıkmamız. Biliyorsun bunlar Nihal'le Murat bebek sahibi olmak istiyorlardı. Yani planlıyorlardı, programlıyorlardı gecelerini falan. Biz dışarı çıkınca kafayı taktı tabii. İyice bilendi bana. Sonra arka arkaya 3 gün var diye yazdı. 3 gün. Ben de sinirlendim tabii. Konuşmaya gittim. Sonra bağırıp çağırmaya başladı bana. Vay efendim, kocamı nereye götürüyorsun? Kimlerle takılıyorsunuz falan. Yani tamam anlıyorum, karışık bir durum ama... Neyse, mesele bu. Tartışma bu. İstersen Murat'ı çağırıp sorabilirsin. O da biliyor. Ya senden şüphelendiğim için kusura bakma Oktay. Ama bu kayıtları kim izlese şüphelenir. Gidip direkt savcıya da verebilirdim. Önce emin olmak istedim sadece. Ya biz birbirimize güvenmeyeceksek koca cezaevini nasıl güvenli bir yer haline getireceğiz Melis? Öyle değil mi? Ya önce bizim konuşmamız gerek. Bir iletişim kurmamız gerek. Ya rica ediyorum, bir daha böyle bir şey olursa, bir şey merak edersen önce benimle konuş. Olur mu? Lütfen. İzlemeniz gereken bir şey var efendim. Tamam, izleyelim. Hmm.
İkisi de hemen odama. Hemen. Bu ne? Nasıl bir rezalet bu? İkinizden de açıklama bekliyorum. Ben anlatayım isterseniz. Azra'nın suçsuz yere hücrede kalmasına gönlüm razı olmadı açıkçası. Bunun için de bir plan düşündüm. Yonca'yı kayıtsız kalamadığı tek şeyle itiraf ettirdim. Bunu da özellikle kameraların önünde yaptım ki herkes görsün diye. Zaten dikkatlice izlerseniz Azra suçsuz dediğini görürsünüz. Peki sen bunu nereden buldun? Mutfakta. Pudra şekeri. Evet. Bana söylediklerini Melisa Hanım'a söyleyecek misin? Ne söyledin? Hücreye girmesine neden olan uyuşturucuyu Azra'nın vermediğini. Doğru mu bu Yonca? Peki sen uyuşturucuyu nereden buldun? Yerde buldum ben, tuvaletlerde. Aramalara takılmamak için biri yere attı herhalde. Bilmiyorum. Kalabilirsiniz. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Önce lütfen. Hayır ya. Önce lütfen. Hayır ya. Sonra senin yanına, tamam mı? Sonra emme. Bekle beni. Bekle beni küçük. Umudun karartmadan. Sevincin yitirmeden. Döneceğim bir gün. Bekle. Hapishanenin türküleri üzünlüdür biraz. Her dinleyişinde belki yüreğin burkulu içi sızlar. Bekle beni. Başlanacak.
sahnenin türküleri. Üzünlüyse de biraz burkulmasın yüreği, sızlamasın. Kızım benim. Sakın bekle beni. Sen türkülerini söyle ve gülümse küçüğüm. Çünkü sesinin ırmağıyla yeşerecek hasretin bozkırları. Yaşama ve sevince bekle beni, acılar bitecek bir gün, sevgiler çiçek açacak. Bekle beni küçük, umudun karartmadan, sevincin yitirmeden döneceğim. Dediklerimi unutma. Silkele şu kıza. Kes bitir bu işi. Çıkmıyorsun aklımdan. Neden çekip gittin bugün öyle? Seninle alakası yok. Anneme canım sıkıldı. Görmek istiyorum seni. Şimdi mi? Şimdi. Olmaz Alp, babam evde. Lütfen. Mümkün değil, buradan kalk. Ta sizin oraya kadar. Tamam, ben gelirim sizin oraya. Peki, yani eğer babam çıkarsa geleceğim ama söz vermiyorum, tamam mı? Tamam. Ben sizin orada bir yerde oturur beklerim seni. Ben programa gidiyorum. Geç geleceğim. Beni bekleme, oldu mu? Tamam. Ya. İyi miyiz? İyiyiz, iyiyiz. Tamam, kendine dikkat et. Geliyorum. Bir yere oturunca ara. Ben bilmiyorum. Benim kafam çok dağınıktı. Gerçekten ne yapmak istediğini anlayamadım. Ya sen aptalsın, sen aptalsın, sen aptalsın o yüzden. Senin yüzünden Azra karısı serbest kalacak. Dışarı çıkınca bizimle uğraşacak. Al başına belayı. Yok. Ben bu ayak bağıyla uğraşamayacağım kızlar. Bu sorunu kesinlikle çözeceğiz. Ne yapalım anne? Matkap. Sen de git Jale ile konuş. Azra'nın köpeklerini tutsun. Salmasın onları meydanlara. Uyarıyorum ben. Çok kan akar. Yürü, yürü. Gözümün önünden defol, yürü. Gözüme gözükme.
Şale. Ne oldu? Ne diyor? Kudret'in yanından geldiğine göre mamur bir şey demiyordur herhalde. Hanım. Azra... Azra hücreden çıkınca işini bitireceklermiş. Nasıl? Öldürecekler mi yani? Daha da beteri. Matkap. Ne? Ha, o ne? Anam ben gördüm bir kere bu matkap dediklerini. Tövbe olsun. Kadının iç organları. Ay anladım acı. Ama bir şey yapmamız lazım. Ne? Ne bakmayın öyle bir... Ha bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız böyle? Acaba ne yapacaklar diye kuzu kuzu bekleyecek miyiz? Kudret diğer kızımları da toplamış. Çok kalabalıklarmış. Ya çok kan çıkacak deyip duruyormuş. Ya bu kadın sizin arkadaşınız değil mi? Siz kendini söylemediniz mi bana? O bize her konuda destek çıkar. O bizim canımızı korur kollar diye. Şimdi böyle göz göre göre... Ya bilmiyorum yani. Selam abi. Aa, nerede kaldın Hakan? Ya anca gelebildim. Çok trafik vardı. Neyse hadi. Çok geç kaldık. Sahneye çıkalım arkadaşlar. Hadi. Ya. Oo, müdürüm. Yine çok şıksın müdürüm. Hadi bakalım çıkıyorsun. Aa, ne oldu? Yonca insafa gelip benim suçsuz olduğumu mu itiraf etti? Onun gibi bir şey. Uzun, yorucu bir kıştan sonra buradayız, birlikteyiz. Hepinize iyi eğlenceler. Korlar basıyorsun. Tamam. Yanlış basıyorsam yanlış basıyorum. Ne olacak? Oğlum ne istin yine sen ya? Ya ne istiysem içtim. Şarkını söyle. Şarkını söyle sen. Hadi. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kısa bir ara veriyoruz. Çok kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Çok kısa bir ara var. Teknik bir mono bu. 10 dakika sonra karşınızdayız arkadaşlar. Manyak adamsın ya, zil zoruna içerek sahneye çıkılır mı? Karın senin alkolün yüzünden, şiddetin yüzünden hapislerde şu anda, anlıyor musun?
Kızının hali ne olacak? Kızının hali... Ya içme şu zıkkımı ya. Bir gün bir yerde cesetini falan bulacaklar. İstemiyorum ya, arkadaşımdı. Ya Necat, sana ne ya benim içkimden? Sen benim anam mısın, babam mısın ya? Oğlum, seni bu kötü günlerinde kafayı dağıtır, kendini toparlarsın diye gruba aldım. Sen kendini toparlamak değil, bizim grubu dağıtacaksın bu gidişle. Necat, bak ben seni severim. Sayırım çok fazla olmaya başladım. Benimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Konuşursam ne olur? Ne demek oğlum lan? Kendine gel. Nereden bahsediyorsun? Yaşamaya ne istiyorsun? Hadi bir ya. Bırak ya. Ne yapıyorsun? Yaşamaya mecbursun. Allah Allah. Konuşabilir miyiz? Sadece kız. Anlat. Bugün konuşuyorlardı. Azra'ya yapacaklarını. Hücreden çıkınca yapacaklarını. Ha, bu kadar fazla. Çok fazla. Hiç kimse bu kadar kötü olamaz. Sen bile. Hele ki bir kadın. Bir kadın başka bir kadına böyle zulmetmez. Hani etmemeli. Hani iyi düşün. Hem sen bir annesin. Annesin. Ha, bu korkunç şeyi yaparsan ya evladının suratına nasıl bakacaksın? Geçtim onu. Aynada kendine nasıl bakacaksın? Ben nasıl bir insanım demeyecek misin hiç? Yani bu anlatılan şey çok fazla. Yani ne olur, ne olur bu korkunç şeyi yapmaktan vazgeç. Ve en azından dediklerimi bir düşün. Lütfen. Kızı. Helal olsun. Bugüne kadar hiç kimse benimle böyle konuşmaya cesaret edememişti. Sırf cesaretini takdir ettiğimi görmen babında... Söz. Düşüneceğim. Düşüneceğim kuzum. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu teknik arıza için özür diliyoruz. Arıza halloldu. Tekrar karşınızdayız. Alo. Neredesin? Tamam, tamam. 5 dakikaya oradayım ben de. Sakın bensin bir şey içme. Görüşürüz. Bugün canın çok sıkkın, her şey sana zor geliyor, olabilir. Bugün aşkın bitmiş, o seni terk edip gitmiş, olabilir. Sanki sen hiç siz burada bak, benden haber bekliyorum. Bir kaos içindesin, kim bilir. Günlerin getirdiği, senin yitirdikleri. Yaşamaya mecbursun.
yaşamaya mecbursun. Ne oluyor? Bir araba laf saymışsın lan Kudret annene. Yanına bakarak sen bana. Bir şey yapmadım, bir şey söylemedim. Vallahi bir şeydim. Sen ne zaman adam oldun lan? Azra'yı hücreden çıkarmalar. Kadını ne yapmışsınız böyle ya? Kızım. Beni duyuyor musun? Bana bir ders vermiştin ya. Hani düşün demiştin ya. Düşündüm ben de. Ben de sana bir ders vereyim dedim. Al bu dersi. Şu okuduğum bol kitaplar var ya. Onlara kapak yap.